Arkadaşım bana dedi ki sen gıybetimi etmişsin. Ben de dedim Allah'ın adıyla Allah'ın büyüklüğüne Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ederim ki demedim ama inanmadı. Acaba yaptığı iftira mı, iftira ise hakkımı helal ediyorum ama mahşerde günahımı ona vereceğim. Yaptığı iftiradır. Herhangi bir şeyi gözümüzle görmedikçe eğer birileri böyle söyledi diye o sözü alıp doğruymuş, hakmış gibi söylerse, bu durumda o da onu yapmamışsa bu iftira olur. Evet, iftira iftiradır. Ama eğer hakkını helal ediyorsa, bu durumda kıyamet yerinde bir daha hak talep edemez, etmemelidir daha doğrusu. Eğer kıyamet günü veya burada hakkını helal ederse, bu durumda Allah ona on katını verir. Yani o hakının on katını hakını helal ettiği için verir. Ama yok ben hakkımı alırım derse bu durumda sadece hakkını ondan almış olur. Ama helal ederse Allah on katını evet, ne yapıyor? Kendinden veriyor onu Allah. Böyle bir durumda aslında Rabbimiz bizden ne istiyor? Evet, birbirinize hakkınızı helal edin demiş oluyor. Helal edersen on katını ben sana veririm. Yok helal etmezsen ondan ancak hakkını alırsın. Elbette ki kıyamet günü herkesin sevaba da ihtiyacı vardır. Gülahının mağfiret edilmesine de ihtiyacı vardır. Onun için tercihi eğer çok böyle zorunlu, acıklı bir durum yoksa hakkını herkes helal eder birbirine. Evet bize düşen, yakışan daha doğrusu evet hakkımızı helal etmektir. Onu aynı zamanda gönlümüzden silmektir. Hatta mümkünse o bizim gıybetimizi yapan ya da iftirayı atmış olana bir de hediye vermek lazım gönlü ona karşı olan o ağırlığı da gitmiş olur. Çift taraflı, iki taraflı.